tabii önemli. Neden önemli? Cilt kanserlerinde özellikle önce olabiliyorlar. Tabii bizim halkımız et benini özellikle çok sık görüyoruz. Ondan biraz bahsedeyim beslenmeden gelince. Özellikle boyun kısmında, koltuk altlarında, göz kapaklarında 35-40 yaşından sonra çok sayıda polikliniğimize başvurular oluyor. Et beni şeklinde geliyorlar. Özellikle hani korkuyla geliyorlar. Tabii bunlar zararlı mı acaba? Bende bir sürü ben çıktı birdenbire diye. Aslında bunlar zararlı değil ama görüntü olarak bizi çok rahatsız ediyorlar. Kişiyi kozmetik olarak rahatsız ediyor. Ama şunun habercisi, ben sağlıksız besleniyorum. Benim metabolizmam sağlıksız besleniyor. Neden? Çünkü karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. İşte şeker ağırlıklı besleniyorum. Ailesinde de böyle şekeri olan varsa, işte kolesterol yüksekliği, kan yağı yüksekliği olan varsa mutlaka bir doktora görünmeleri gerekiyor. Neden? Çünkü o et benlerinin altında biz tahlillerimizi, tetkiklerimizi istediğimiz zaman insülin direnci, şeker yüksekliği, kolesterol yüksekliği, kan yağı yüksekliği bulabiliyoruz. Özellikle ailesinde et beni olanlar, 35 yaşından sonra hızlı kilo almaya başlayanlar, işte sağlıksız beslenenlerde daha dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii tedavisi kolay et benlerini biz onları yakarak ya da lazerle bir şekilde alıyoruz. Ama altta yatan hastalığı bulmamız açısından bizim için önemli. O nedenle bu tür kişilerde aslında yaşam şeklini değiştirmek, spor yapmak, beslenme şeklini değiştirmek, mesela katkı ürünlerinden az beslenmek, sağlıklı beslenmek önerebileceğimiz şeyler. Natural beslenme. Evet, evet. Natural beslenme. Onun dışında tabii ki vücudumuzda kahverengi benlerimiz var, hepimizde var. Bazısı doğuştan ortaya çıkıyor bu benlerin. Doğduğumuzda benli doğuyoruz. Bunlara doğumsal ben diyoruz. Genelde bunlar büyük oluyorlar ve kıllı oluyorlar. Bunların takip edilmesi gerekiyor. Aile genelde telaşlanıyor. Çocuk büyüdüğü zaman bu benler de büyüyor çünkü. Telaşlanıyor. Biz geliyorlar, onu muayene ediyoruz. Gerekirse alıyoruz, gerekirse takip ediyoruz. Bir de çocukken olmayan ama sonradan çıkan benlerimiz var. Bunlar kahverengi, minik minik olabileceği gibi. İşte yüzümüzde, vücudumuzda büyük büyük benler şeklinde de olabiliyor. Peki biz bu benlerde neye dikkat edeceğiz? Özellikle hızlı büyümesi, ani bir renk değişikliği olması, daha önce olmayan bir yerde aniden bir ben çıkması, renginin siyahlaşması, üzerinde yara oluşması, kanama oluşması, bu gibi durumlarda mutlaka bir cildiye doktoruna görünmeleri gerekiyor ki bizim bir aletimiz var, dermoskop diye benlerimizi büyütüyor. Ona da bakılması gerekiyor ve gerekirse o benin alınması gerekiyor ki patolojik incelemeye gönderilsin. Tesadüfen bizim başka cilt hastalıkları nedeniyle muayene ettiğimiz ve tesadüfen benini aldığımız altından cilt kanseri çıkan hastalarımız oluyor. Tesadüfen yakalayabiliyoruz. O yüzden özellikle açık tenli olanlar, sarı saçlı, mavi gözlü, ailesinde benle ilgili bir problem olanlar, daha önce beni alınıp da bir problem yaşayanlar mutlaka bir yılda bir en azından cilt doktoruna gitmeleri gerekiyor. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kolay kurulumu hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor.